Ve eviliğin güzelliğine, otların güzelliğine. Evet. Ve yoncalarımız. Hafızadayı doldurduğu için diğer yoncadan topladığım hepsini sildim. Bunlar küçük yonca. Fakat öbürlerinden inşallah bulabilirim yine. Çok ender yerlerde var. Bunu da bulduğunuz yerde yiyebilirsiniz. Şöyle şu araya hemen bir bakmak istiyorum. Her yer yemyeşil, harika. Yalan hindiba. Evet, bunlar da alıp yağını yapabilirsiniz arkadaşlar. Yonca çiçeği. Evet, her taraf yaban mersini dolu. Pardon, yaban mersini de çok burada da hindiba, kara hindiba, fakat artık mevsimi geçtiği için sadece yaprakların da muhteşemliğine. Tomurcuk bu açmamış daha. Ve şu yapışkan otundan da gördüğünüz yerde alıp yiyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca bunun çekimini de yapacağım. Çok güzel körpe. Gördüğünüz gibi muhteşem. Ve gülün yapraklarını toplayıp harika, mis gibi kokuyor. Çayını da yapabilirsiniz. Şöyle ortalarında hep arılar var. Bir tanesini aldım. Arı içindeydi, hemen attım. Evet, bugün kara hindiba çiçeklerinden reçel yapacağım. Fakat kara hindibandan başka bir videomda ayrıntılarıyla neler yaptım, neler yapılabilir, faydaları, onları çok güzel açıklayacağım. Abone olursanız takip edebilirsiniz. Yüksek oranda potasyum, A ve C vitamini ve ayrıyetten de mineral bakımından da çok zengindir kara hindiba. Şimdi nasıl yapmışız başlayalım. Büyükçe bir leğenin içerisine yine kendi yapmış olduğum elma sirkemden suyun içerisine biraz döküyorum. Ve hindibalarını sirkeli suya basıyorum. Ve şimdi de bir güzel yıkamış olduğum kara hindiba çiçeklerini saplarından ayırt edip tenceremin içerisine atıyorum. Düzenli her gün kara hindiba çayı içenlerin zayıfladıkları görülmüştür. Şimdi ne kadar kara hindiba çiçeğim varsa onun üzerine de bir o kadar şeker ilave ediyorum ve sabaha kadar bu şekilde bekleteceğim. Başta unutmuştum, sonradan aklıma geldi. Toplamış olduğum biraz papatya ve çok güzel pukan gül yaprakları var. Bunları da üzerine atacağım. Onun üzerine birazcık daha şeker, sabaha kadar bu şekilde bekleteceğim. Çünkü çiçekler muhteşem kokuları var. Şimdi sabah oldu. Gördüğünüz gibi çiçeğin bir tanesi açmamış. Öyle bir çiçek ki durduğu yerde polenleşiyor. Bir tanesi gördüğünüz gibi polen olmuş sabaha kadar. Ve şimdi ocağımın altını açıyorum. Evet, şöyle yakından çekeyim. Ve yavaş yavaş kaynatacağım ben bunu. Hızlı açmayacağım altını. Normalde çiçeği koparttığınız zaman suya koymazsanız ölür. Fakat yaban hindiba öyle farklı bir çiçek ki pamuklanmış, polenlenmiş durduğu yerde. Çatı katına serdiklerim de öyle olmuşlardı. Çiçekleri normal baş kısımlarını kopartıp serdim. Burada bir tane daha var gördüğünüz gibi. Ben koyarken böyle polenleri yoktu. Mutlaka kopardıktan sonra da açıyor ve polen oluşumunu da gerçekleştiriyor. Başka hiçbir çiçekte böyle bir olay görmedim, yaşamadım.
Sindirim sistemine yaptığı katkıdan dolayı da hindiba çiçeği çok önemlidir. Kabızlık benzeri sorunları yok eder. Bağırsakları çok güzel çalıştıran bir sebzedir. Yedikten sonra dikkatli olmak gerekir. Ve bu mucize çiçek, çiçek değil resmen bir ilaç. Kanser gibi ciddi bir hastalığın tedavisinde bile başarı gösterebilmiş. Sağlığını olumlu yönde etkilemiştir. Kanser bulaşmış olan hücrelerin üzerinde de etkili olmuş, tedavi olarak destek görülmüştür hindiba çiçeklerinden. Ve reçelim mis gibi de kokuyor. Bir parça tereyağı sürüyorum ekmeğime ve üzerine de hindiba reçelim. Harika. Reçelli, çiçekli günlerde kalın. Her güzel bitkinin ne kadar faydalı yanları varsa bazılarının tabii ki olumsuz yönleri de var. Şimdi kara hindiba çayı yapmak için bir fincan, şöyle büyük bir fincan suyumu çaydanlığımın içerisine alıyorum. Ve daha sonra kurutulmuş kara hindibandan yapılması lazım. Fakat benim evde şimdi taze olarak çok fazla olduğu için şöyle bıçakla dokundurmadan hemen elimle daha yeni sirkeli suda iyice yıkadım. Ve daha sonra içerisine şöyle 4 adet de karanfil ilave ediyorum. Kara hindiban çünkü tadı biraz acımsı. Şeker koyup sonra içebilirsiniz. Ben şeker koymayacağım. Doğallığı ile kara hindibamı kaynatacağım. Daha sonra devam edeceğim. Çayım kaynadı. Altını kapattım. Birkaç dakika demlenmesini bekliyorum. Yeteri kadar demlenmiş olan çayımı şimdi süzüyorum. Ve şimdi kara hindiba çayımda, evet, rengini görüyorsunuz. Afiyet olsun. Ve fazla bekletmeden, çok soğutmadan, taze taze günde sadece 2 fincan içebilirsiniz. Fazla içemezsiniz. Fazlası zarar verir ve ishal yaptığı için de bağırsakları da çok güzel çalıştırdığı için hele de dışarı çıkacaksanız zor durumda kalabilirsiniz. Günde 2 fincan yeterlidir. Kronik rahatsızlıkları olanlar, hamile bayanlar, çocuklar, 3 yaşın altındakilere özellikle doktorunuza sormadan kullanmayın ve bazı ilaçları kullanan kişilerin de özellikle sakinleştirici tarzda özellikle ilaç kullananların yine bu çayı doktorlarına sormadan kesinlikle içmemeleri gerekmektedir. Bunlara lütfen çok dikkat edelim. İstiyorsanız içerisine pekmez koyabilirsiniz. Tadı yok çünkü bunun. Sadece karanfilin bir parça kokusu tadı geliyor. Çiçek olarak kokusu tadı yok. Yani kara hindibanın çayda böyle bir tadı yok. Yerken tadını alıyorsunuz fakat içerken en ufak bir şeyi yok. Tat, koku, herhangi bir şey. Ama gayet güzel. Ben hiçbir şey kullanmadan içmeyi tercih ediyorum. İçerisine şeker, tatlı, pekmez, bal bu tür şeyler koymayın. Fakat içemezseniz bir parça tatlandırabilirsiniz.